Şimdi size bir soru soracağım ama dürüstçe cevap vermenizi istiyorum. Yorumlara falan bakmayacaksınız. Sorum şu. Arkamda gördüğünüz bakın şu perdenin veya şu önümdeki masanın rengi ne? Bu da soru mu şimdi Furkan? Tabii ki de beyaz renk diyorsan. Yanılıyorsun çünkü eğer bu videoyu izlediğin ekrana mikroskopla bakacak olsaydın ortada beyaz renk falan olmadığını görecektin. Göreceğin şey yalnızca kırmızı, yeşil ve mavi ışık olurdu. Telefonun bu 3 tane ışığı yakarak sanki sana uzaktan bakınca beyaz renkmiş gibi gösteriyor aslında ortada beyaz renk falan yok. İşte bu videoda size öyle bir tablet göstereceğim ki içerisinde herhangi bir piksel barındırmıyor, ışık barındırmıyor. Tıpkı bir kağıtla kalemin üstüne bir şeyler yazıyor gibi size görüntü gösterebiliyor. Biraz kafalar karışmış olabilir ama gelin ürüne bakalım daha iyi anlayacaksınız. Cihazın markası Amazon, modeli ise Kindle Paperwhite. Türkiye'de yasa olarak satışı bulunmasa da satan satıcılar var. Ben açıklamalar kısmına bulursam linkini koyarım. Kutusunu da önceden açtım arkadaşlar zaten. Üründe yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Sırf kullanmak için aldığım bir üründe ama o kadar beğendim ki size de göstermek istedim açıkçası. Sade bir paket tasarımı var. Şurada ki bölümü hiç açmamıştım ilk defa açıyorum sizlerle birlikte. Bir kablosu çıkıyor. Ufak da bir kullanım kılavuzu. Çok da önemli değil. Kablosu Type C, kalitesi güzel gibi. Bunları geçelim. Cihazı jelatininden çıkaralım arkadaşlar şu şekilde. İşte cihazımız bu. Tam olarak elime oturuyor. Oldukça hafif. Malzeme kalitesi de gerçekten çok hoş. Ekranın üstüne gördüğünüz gibi resimli jelatin yapıştırmışlar, değil mi? Bunu kaldırıyorum. Bir dakika lan kaldıramıyorum. Niye kaldıramıyorum? Çünkü ekranın üstünde jelatin yok. Bu gördüğünüz görüntü arkadaşlar şu anda ekranın kendisinin kapalıyken oluşturduğu bir görüntü. Evet, şu an ekran kapalı. Ve cihazın ekranını her açıp kapattığımda arkadaşlar farklı bir görüntüyle açılıp kapandığını görebilirsiniz. Açıyorum, altındaki tuşuna basıyorum ve ekranımız açıldı. Hatta şöyle göstereyim. Bakın buradan bazı kitapları kaydırıyorum. Tekrardan kapatıyorum ve şu anda ekran kapalı arkadaşlar ya. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Görüntüde hiçbir piksel olmadığı için karşımda bildiğiniz kara kalemle elle çizilmiş bir resim var gibi. Şuradan tutu kaldırsam kalkacak gibi o kadar gerçekçi. Bakın tekrardan açıyorum. Ekran açık. Kapatıyorum. Ve... Olay budur. Peki bu ekran bu şekilde sürekli açık durunca şarjı azalmıyor mu? azalmıyor arkadaşlar. Şimdi normal bir ekran olsa çalışabilmesi için bir ışık vermesi lazım. O pikselin sürekli olarak yanması lazım. Ama bunda öyle bir durum yok arkadaşlar. Çalışma mantığı şu şekilde. İçerisinde pikseller yerine tonla kapsüller var ve bu kapsüllerin içerisinde de siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk var arkadaşlar. Cihaz bu iki renk arasında alttan negatif veya pozitif yük vererek geçiş yapıyor. Atıyorum beyaz renk vermesi lazım. Beyaz rengi üstte alıyor, siyah indiriyor. E beyazı bir kere üste aldıktan sonra da güç harcamasına gerek yok zaten. Görüntü bu şekilde sabit olarak durabiliyor. Mesela bakın burada bir gazete resmi var. Gazetenin buraları beyaz şuraları siyah, buraları siyah, şurası beyaz. Bu görüntüyü cihaz bir kere oluşturuyor ve bu kadar. Sonrasında hiç güç harcamıyor. Renk pigmentlerimiz burada duruyor ve görüntü bu şekilde sabit kalabiliyor. Zaten ekranı kullanırken fark edeceksiniz bir tuhaf çalışıyor. Bakın normal bir ekran gibi değil. Hatta ağır çekimde baktığınız zaman bu daha da belli oluyor arkadaşlar. Renk pigmentlerinin yavaş yavaş yayıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sol tarafta kağıt ekranımız var. Sağ tarafta normal bir ekranımız var. Arasında ilk dikkat ettiğiniz ne? Solda herhangi bir ışık olmadığı için bakın sağdaki çok daha parlak duruyor ve gözü buna nazaran çok daha fazla ağrıtıyor. Ortamdaki ışıkları azalttığım zaman sonuç daha da ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki gece bu görünmüyor nasıl olacak? Aynı şekilde bunun da ışığı var arkadaşlar. Buradan gelip istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Bunun ışığı bakın çok hafif bir ışık. Direkt olarak gözünüze vuran bir ışık değil. Yani telefon ışığından yine oldukça farklı anlayacağınız. Aynı zamanda şöyle bir özelliğimiz de var. Bakın buradan şu şekilde sarı ışığı açtığımızda telefona olan farkını iyice atıyor. Telefon diyorum ama sıradan bir ekranla karşılaştırıyoruz. Yani tüm ekranlar için geçerli aslında. Olayların yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. İşte cihaza kağıt ekranlı dememiz sebebi tam olarak bu. Peki gelelim önemli soruya. İyi de neden böyle bir ekrana ihtiyacımız olsun? Yani kim ne yapsın Furkan bu ekranı? Diyorsanız işte burada cihazın asıl kullanım amacına geliyoruz arkadaşlar. Kendisi her ne kadar tablet formunda olsa da ve ben de bunu tablet olarak nitelendirsem de özünde bir elektronik kitap. Evet, kitap. Yani bu cihazın üretim amacı tıpkı şu anda olduğu gibi bir kitap sayfasını taklit ederek dijital bir şekilde tüm kitapları okumanızı sağlamak. Kitaba göre çok daha fazla avantajı da var. Mesela yazıyı büyütmek istiyorsam arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi fontunu ayarlayabilirim. Ve artık kocaman yazıları olan bir kitabım var. Şu şekilde küçülteyim tekrardan. 7 iyiydi. İstersen burada mesela beğendiğim yerlerin şu şekilde altını çizebilirim. İstediğim yerlerde kitapla ilgili notlar alabilirim arkadaşlar. Veya mesela buradaki kelimenin anlamını bilmiyorum ve buraya... Uzun bir süre bastığım zaman hemen açıklamasını görebilirim. Gerçi şu anda internete bağlı değiliz o yüzden görünmüyor. Buradan çevirisine bakabilirim. Sözlükteki anlamına bakabilirim. Yazıların fontuna kadar her şeyiyle oynayabilirim. Normalde cihaz resmi olarak Türkiye'de olsaydı Kindle mağazasından istediğiniz kitabı satın alabilmeniz lazım hatta birçok kitabın bedava geldiği üyelikler falan da var fakat maalesef Türkiye için böyle bir imkan yok dolayısıyla bilgisayardan indirdiğimiz kitapları buna atıp bu şekilde okuyoruz. İster e kitap satan yerlerden satın alıp indirebilirsiniz ister ücretsiz yayınlanan kitapları indirip direkt atabilirsiniz. Tabi paralı olan neredeyse tüm kitapları da korsan bir şekilde indirip buna yükleyenler var ama illegal bir şey burada onu anlatacak değilim tasvip ettiğimiz bir şey de değil zaten. Kitap okumayı seven birisiniz bu cihazı alınca fiziksel olarak bir mağazaya gidip kitap almanın pek de bir mantığı kalmıyor. Bunun içerisine atacağınız binlerce kitaba anında istediğiniz her yerde erişip okuyabiliyorsunuz. Gece gündüz demeden kendi ışığı da içerisinde zaten. Tekrardan altını çiziyorum. Bunu telefonlardan, tabletlerden de yapabilseniz de bunun asıl olayı ekranı arkadaşlar. Kitap sayfasından farksız bir ekranı olduğu için gözünüze ağrıtmıyor yani kitap okumaktan bir farkı yok. Dolayısıyla ben de bu cihazı aldığımdan beri elimden telefonu baya bir düşürdüm. Normalde her gece yatağıma uzandığımda telefonu elime alıyordum. Haberlere falan bakıyordum, makalelere bakıyordum. Tabi gece telefona bakmanın ne kadar iğrenç bir şey olduğunu biliyorsunuz. Gözüm inanılmaz derecede rahatsız oluyordu bundan. Uykum kaçıyordu. Ama bunda öyle bir durum yok. Okuyacağım şeyleri tek tuşla hemen gönderiyorum arkadaşlar Kindle'a ve bunun üzerinden okuyorum. İsterseniz kendisinin de bir web tarayıcısı var. Kötü değil ama tabii ki telefonla daki bilgisayarlardaki kadar efektif çalışmıyor. İşte burada cihazın bir de dezavantaj bölümüne gelmiş oluyoruz. Ekranın en büyük dezavantajı yenileme hızının çok düşük olması, tepkilerinize geç cevap vermesi, cihazın teknik özelliklerinin falan zayıf olması. Bakın mesela yukarıya kaydırmak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Sonrasında geliyor. Aşağıya iniyorum sonrasında. Hani bir telefondaki akıcılık yok. Gördüğünüz gibi şu hareket yok arkadaşlar. Her şeyin yenilenmesini bekliyorsunuz. Mesela bakın şuradaki ayarı elimle kaydırdığım zaman ekranın yenilemesi resmen gözle görülür seviyede ve baya bir gecikmesi var. Arada kendini yenilemezse dikkatli bakarsanız iz de bırakabiliyor. Şöyle bastığınız zaman zaten bir defa yeniliyor. O izler geçiyor. Tabi bunları her ne kadar bir dezavantaj olarak saysak da aslında cihazın asıl kullanım amacı olan kitap okumada herhangi bir dezavantaj oluşturmuyor. Çünkü yapacağınız tek şey şu. Sadece sayfayı çevirmek sabit bir görüntü verme üzerine kurulmuş bir cihaz. Bir de tabii ki ekranımız siyah beyaz arkadaşlar. Yine kitap mantığı Çoğu kitapta siyah beyaz olur Gerçi şu anda bu ekran teknolojisinde renkli ekranı olan tabletler de var Bildiğiniz tablet böyle oyun falan bile açabiliyor Onlar normal tabletlerden bile çok ama çok daha pahalı cihazlar Onların da hala birçok eksiği var Sıradan ekranlarla hala kapışabilir durumda değiller ama beni asıl heyecanlandıran şey bu teknolojinin gelişmiş hali. Eğer bunu tıpkı LCD ekranlar gibi, OLED ekranlar gibi düşük tepkime süresinde yüksek hertzde yapmayı başarırlarsa piyasayı kökünden değiştirebilir. Düşünsenize gözünüzü hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, herhangi bir ışık olmadan bile çalışabilen, sürekli açık kalsa bile şarj tüketmeyen, güneş altında yansıma yapmayan, tam tersi güneşin altında daha da en net bir şekilde görünen bir ekrana sahipsiniz. İnanılmaz iyi olurdu tabii ki. Umarım teknoloji bu yönde gelişir. Bu cihazların fiyatları daha da ucuzlar. Daha da kullanılabilir seviyeye gelir. Şu anki haliyle kitap okumak için ideal ama tabii ki diğer işler için pek ideal değil. İsterseniz bunu pahalı olan modellerini de inceleriz. Kindle Paperwhite 5 ile ilgili daha da detaya girmeyeceğim. Aslında biraz teknolojiden bahsetmek istedim. Benim ilgimi çekti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar cihazla ilgili? Lütfen siz de fikir fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın. O zaman ben kaçıyorum artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.